Karlar yaklaşıyor, hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca, dersiz de inkolla Burada sana ders olsun Sevgili gençler merhabalar ben Adem Hoca'nız Bugün arkadaşlar fonksiyonlarda öğretici test 3'ü çözeceğiz Birinci soruyla başlıyoruz Bir fx fonksiyonu tanımlanmış Bu fonksiyonun sabit fonksiyonu olduğuna göre A ile B'nin çarpımı kaç eşittir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar sabit fonksiyonlarda fx eşittir k, k eleman reel sayı şeklinde tanımlanan fonksiyonları biz sabit fonksiyon diyoruz. Şimdi arkadaşlar sabit fonksiyonlarda kesinlikle değişkenli ifade bulunmaz. Bu fonksiyon x'e bağlı bir fonksiyon olduğundan x'e bağlı bir değer olmayacak arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz x'e bağlı olan bir fonksiyonda x küplü terim var. O zaman bu ifadenin olmaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bunu yok edebilmek için katsayıyı sıfırlıyoruz. Katsayı sıfır olursa arkadaşlar Buradan bu ifadenin sıfır olabilmesi için a eksi b dilinin 3'e eşit olması gerekir. Aynı şekilde x'li ifadenin de olmaması gerekir. O zaman şu katsayıyı sıfıra eşitlersek buradan a ile b'nin toplamının 5'e eşit olması gerektiği sonucuna ulaşılır. Ben bunları taraf tarafa toplarsam b'ler birbirini götürdü. 2 tane a'nın değeri eşittir 8. 2'ye böldüğümüz zaman A değeri 4. A ile B'nin toplamı 5'e eşitti. A 4 ise B'de 1 eşit olacak. A ile B'nin çarpımı da buradan 4 çarpı 1'den 4'e eşit çıkacak. Doğru seçeneğimiz Ceyhan. Evet ikinci sorumuz f 3x eksi 7 bölü 5 eşittir 2x kare eksi 2 bölü x artı 1. F4'ün değeri kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar F4 yani şu F'in içerisindeki ifadenin biz 4'e eşit olmasını istiyoruz. O zaman burayı 4 yapan x değerini bulmamız lazım. Bunun için arkadaşlar ben bu ifadeyi 4'e eşitliyorum. Yani bunu 4 yapan x değerini bulacağım. İşler dışlar çarpımı yaparsak 3x 7 eşittir 20 eşit. 3x eşittir. Eksi 7 karşıya attık. 27. Her tarafı 3'e böldük. x buradan 9 olarak bulunur. O zaman ben bu fonksiyonda arkadaşlar x 3 yazdığım zaman burası 4'e eşit oluyorsa o zaman bu ifadede de x 9 yazacağım. f x 9 yazdım. Burası arkadaşlar 3'e eşit oldu. Eşitliğin karşı tarafında x gördüğüm yere 9 yazacağım. 2 çarpı 9'un karesi eksi 2 bölü 9 artı 1. Düzenlersek 9'un karesi 81. 2 ile çarptık. 162 eksi 2 bölü 10. Düzenlersem burası 160 bölü 10. Sıfırlar birbirini götürdü. Sonucumuz 16 çıkacaktır. Denizli seçeneği olarak bulunur. Evet. Üçüncü sorumuz y eşittir. fx'in grafiği eksi 2'ye 3 noktasından geçtiğine göre 4 çarpı fx fonksiyonun grafiği aşağıdaki noktalardan hangisinden kesinlikle geçer diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi bizi aslında şunu soruyor. Eksi 2'ye 3 noktasından geçtiğine göre arkadaşlar o zaman f 2 değeri 3'e eşittir. Bu eşitliği vermiş bize arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ben bunu kullanabilmek için o zaman x yerine -2 yazmam lazım ki onunla ilgili bir ipucunu kullanabileyim. O zaman ben burada x yerine -2 yazarsam yani x yerine -2 yazarsam burası 4 tane f -2 eksi 2'ye eşit oldu. f eksi 2'nin değeri de 3'e eşitti. O zaman 4 ile 3'ü çarptığımız zaman sonuç 12 çıkmalı. Yani bu şu anlama geliyor. O zaman ben x'e eksi 2 verdiğim zaman sonuç arkadaşlar kaç çıkacak? 12'ye eşit. Bunu da sağlayan seçenek arkadaşlar dikkat ederseniz Ceyhan seçeneğinde mevcut. O yüzden cevabımız bu olacaktır. Evet bir başka soru. F 2x-1 bölü 5 eşittir. 3x artı 5 bölü 2. Bizden F'in tersinde 1 ve F1'in toplamının kaç eşit olduğunu soruyor. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Öncelikle F1'i bulalım arkadaşlar. Yani şu ifadenin içerisinin 1 olmasını istiyoruz. O zaman ben 2x-1 bölü 5'i 1'e eşitlersem burayı 1 yapan x'ini bulacağım 2x-1 eşittir 5 2x eşittir 6 x eşittir 3 o zaman x'ini 3 yazarsak arkadaşlar burası 1 olacakmış O zaman ben de bu ifadede x gördüğüm yere 3 yazacağım Şimdi arkadaşlar x'ini 3 yazarsak fonksiyon içerisinde 1 yapacak x yerine 3 yazarsak burası da 3 çarpı 3 artı 5 bölü 2. Burası da 9 artı 5 bölü 2. 14 bölü 2'den cevabımız 7 olarak bulunur. Yani şu ifadenin değeri 7'ye eşit. Şimdi gelelim f'in tersine. Şimdi arkadaşlar kolay olarak şöyle yapalım. f 2x eksi 1 bölü 5 eşittir. f F diyorum. F yok orada arkadaşlar. 3x artı 5 bölü 2'ye eşit. Şimdi arkadaşlar fonksiyonlarda şöyle bir özelliğimiz var. Biz bir fonksiyonu eşitliğin karşı tarafına atarsak o fonksiyonun tersini alacağız. Ve buradaki ifade fonksiyondan kurtuluyor. Yani bu 2x-1 bölü 5 olarak dışarıya çıkacak. F fonksiyonu karşıya geçtiği için F'in tersine dönüşecek. Ve karşıdaki ifadeyi için alacak. Yani burası 3x artı 5 bölü 2 olacak. Şimdi bu sefer F'in tersinde 1'i bulabilmek için yani şurayı 1 yapan değeri arıyoruz arkadaşlar. Burayı 1 bir yapan x'i bulacağız. 3x artı 5 bölü 2 eşittir 1 3x artı 5 eşittir 2 3x eşittir eksi 3, x de buradan eksi 1 gelecek, yani x'in eksi 1 yazmamız lazımmış. O zaman ben şu ifadede x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam, 2 çarpı eksi 1, eksi 1 bölü 5 eşit olacak arkadaşlar, f'in tersi. Burada x'in eksi 1 yazdığımız zaman burası da arkadaşlar 1'e eşit. Düzenlersek burası eksi 3 bölü 5 eşittir. F'in tersi 1. Bu değeri de bulduk arkadaşlar. Şu ifadede eksi 3 bölü 5 eşit. Bu ifadeyi 7 ile toplarsak cevabımız eksi 3 çaprazlama paylaşırsak arkadaşlar burası da artı 35 bölü 5 olarak bulunur. Ve sonuç 32 bölü 5'e eşit olacak. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar Adana seçeneği. Evet bir başka soru arkadaşlar. F, A, bağlı bir fonksiyon ve maksimum A virgül B'nin karesi. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Birçok öğrencimiz bunu karıştırıyor. Ee, A ve B değerleri verildiği zaman a ile b'nin karesini karşılaştırıyorsunuz. Bunlardan hangisi büyükse bunun değeri o fonksiyonun değerine eşit oluyor. Aynı şekilde g fonksiyonunda da 1 bölü a ile kök b'yi karşılaştıracağız. Hangisi küçükse g'nin değeri de o ifadeye eşit olacak. İsterseniz şurada bulalım arkadaşlar. Şimdi ben iki tane fonksiyonun öncelikle değerini bulacağım. Bu birincisi F 2 değeri. Bir de şu ikinci ifade. G 1 bölü 4'e 4. E 4. İkisinin sonucunu da bulalım. Şimdi arkadaşlar. F 2 3'te. A dediğimiz değer 2. B dediğimiz değer 3. O zaman maksimum. A'nın değeri 2 idi. Bu 2 virgül. B'nin karesi. 3'ün karesi olacaktır. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar 3'ün karesi 2'den büyük olduğundan dolayı bu ifadenin sonucu arkadaşlar bu ifadenin sonucu f 2,3 3'ün karesi olan 9 sayısına eşit. G fonksiyonuna girelim arkadaşlar. Bu ifade minimum 1 bölü A dediğimiz ifade 1 bölü 4. 1'i 1 bölü 4'e böleceğiz. Bir de kök B yani B ifadesinin kök değeri B dediğimiz değer 4 arkadaşlar. Bu da kök 4'e eşit. Dikkat ederseniz 1'i 1 bölü 4'e böldüğümüz zaman burası 4 olur. Kök 4'ün değeri de 2 eşit. Bunlardan arkadaşlar küçük olanı 2 olduğundan dolayı o zaman bu ifadenin sonucu da küçük olan sonuca eşitti. G 1 bölü 4'e 4 değeri eşittir 2 olacak. Birisi 9 çıktı arkadaşlar, birisi 2. Bunları yerine yazarsak en son. f birinci fonksiyonumuzun değeri 9'du. İkinci fonksiyonumuzun değeri 2 çıktı. Şimdi son kez arkadaşlar 9'da 2'yi karşılaştıracağız. Yine f fonksiyonuna göre yapacağız. Maksimum a'nın değeri 9. b'nin karesi yani 2'nin karesini alacağım. Bunlardan dikkat ederseniz bu sefer 9'un değeri daha büyük olduğundan dolayı bu ifadenin değeri 9'a eşit. Doğru seçeneğimiz Edirne. fx fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyon olmak üzere x eşittir 2 artı fx bölü fx eksi 2 eşitliği veriliyor. f'in tersi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun tersi bulunurken o fonksiyonda x yalnız bırakılır. x yalnız bırakıldıktan sonra arkadaşlar x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazılarak o fonksiyonun tersi bulunmuş olur. Şimdi bir fonksiyonda da arkadaşlar aslında fx'in değeri y'ye eşittir. Şimdi normalde biz bunu düzenlersek yani fx eşittir 2 artı y bölü y eksi 2. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu fonksiyonda normalde biz fonksiyon tersini bulurken x'i yalnız bırakacaktık ama x zaten fonksiyonu yazan kişi tarafından yalnız bırakılmış. Sadece biz bu fonksiyon tersini bulurken y gördüğümüz üzere x yazacağız. x gördüğümüz üzere y yazacağız. O zaman bu fonksiyonun tersi arkadaşlar y eşittir 2 artı x bölü x eksi 2 Aslında şu y dediğim ifade artık f'in tersine eşit olduğundan dolayı f'in tersi x eşittir 2 artı x bölü x eksi 2'ye eşit Sadece bir kandırmaca yapmışlar arkadaşlar Bir fonksiyon tersinde arkadaşlar biz Tersi bulabilmek için x yalnız bırakıyorduk burada zaten x yalnız biz sadece y gördüğümüz ile x, x gördüğümüz ile y yazdık. O zaman doğru seçeneğimiz arkadaşlar dikkat ederseniz hangi seçenekte var? Edirne seçeneği olacaktır. Doğru seçenek. Evet böyle, böylece arkadaşlar son soruyu da çözdük. Diğer videoda görüşene kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.